Değerli izleyenler, Gündem Aktüel programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Programımızın bugünkü konukları ZADA Motor Kulübü'nün değerli üyeleri. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet, değerli izleyenler, son günlerde Sivas başta olmak üzere Türkiye genelinde motor kulüplerinin sayısı giderek artıyor. Bunlardan bir tanesi de Sivas merkezli kurulan ZADA Şapır Motor Kulübü. Kulübümüz geçtiğimiz günlerde hocam açılışını gerçekleştirdi. Evet. Yelek giyme törenini yaptı. Evet. Hocam öncelikle kısaca sizden kendinizden bahsederseniz izleyenlerimiz için daha sonra da kulübümüzün felsefesinden, kuruluş amacından izleyicilerimize anlatırsanız seviniriz. Özellikle Erdal Eser, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Yaklaşık bir 15 yıldır da motor kullanıcısıyım. Ve bu işe motor kullanmaya ve bir kulüp bünyesinde, kulüp içerisinde devam etmenin güzel olduğunu anladığımda da Sivas'ta şubesi olan Türk Riders adıyla bilinen bir gruba üye oldum. Motor hikayesi ve macerası o şeyden sonra, o günden sonra daha ciddi ve güzelleşti. Mesut Hanım, sizden de dinleyelim kendinizi kısaca. Kulüple tanışma faslını izleyicilerimizle paylaşırsanız. Ben de önce Türk Riders'la tanıştım. Türk Riders'tan arkadaşlarımdan motor sürmeyi öğrendim. Ortamlarına dahil oldum. Motosiklet kültürünü, kulüp kültürünü onlardan öğrendim diyebilirim. Yaklaşık 7-8 yıldır ben de kulüplere yani dahil değildim aslında ama onlarla birlikte vakit geçiriyordum. Etkinliklerine katılıyordum. Sonra ZADA'yı kurduk. İyi ki kurduk. Bu ZADA'dan bir kurucu üyenin co-pilotuyum aynı zamanda. Yani kadınlar için özellikle bir tehlikeli farkın duruyor aslında ama yok tehlikelisinden ziyade ZADA'nın, ZADA Çapır'ın kadınlara bakış açısı bir tık daha ataerkil düzene karşı daha iyi bir bakış açısı olduğu için ben bundan gurur duyuyorum biraz da. Yani buraya üye olmamın en bana gurur veren yanı budur. Yani genelde tabii işte çok böyle kadın sporu gibi durmuyor motor ama evet. Sanırım ZADA Motor Kulübü ile beraber bu ön yargı da kısmen evet. Kırılıyor gibi. Aynen öyle oluyor. Hocam size dönelim tekrar. Bu motor kulüp kurma fikri nereden ortaya çıktı, nasıl gelişti ve kulübü kurarken hedefleriniz, planlarınız, düşünceleriniz nelerdi? Evet. Şimdi Sivas'ta bizim dışımızda da şeyler var, gruplar ve kulüpler var. Sivas'ta aslında motor kültürü zengin ve gelişiyor. Biz arkadaşlarla, kurucu arkadaşlarla birlikte merkezi Sivas'ta olan bir çapır kulübünün iyi olacağını yıllardır konuşuyoruz, hep söyleriz bunu. Ve nihayetinde de geçtiğimiz yılın Aralık ayında aramızda yaptığımız bir değerlendirmede bunun artık vaktinin geldiğine karar verdik. 9 Aralık 2023 üç kurucu bir araya gelerek fikri artık yeşertmeye başladık. Ve bunun akabinde teşkilatlanmaya, kendi içimizdeki teşkilatlanmaya başladık. 23 Ocak 2024 günü de yelek törenimizi gerçekleştirerek kulübümüzü resmi olarak duyurusunu yapmış olduk. Hayırlı olsun dileyelim hocam. Hem Sivas'ımız hem de motor camiasına. Hocam bir kulüp kurulurken işte bunların yani yönetimin özellikle işte bir takım görevleri oluyor yönetim kurulu üyelerinin de. Belli bir teşkilatlanma gerekiyor. Çünkü ben de takip ettiğim kadarıyla işte şehirler arası yolda ya da farklı şehirlerde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyorsunuz. Kalabalık bir motor grubu. Bunların organize ve toplu bir şekilde hareket etmesi belli bir düzen ve asayiş gerektiriyor. Bu planlama ve iş bölümünü nasıl yürütüyorsunuz? Burada görev alan kişiler nasıl belirlendi? Kimler var? Hangi görevler, görevliler var? Şimdi şeyde tabii ki bu tür kalabalık gruplarda bir yönetim belirlemeniz gerekiyor.
Yönetim belirlenirken de tamamen şeydir, demokratik bir oluşumdur. Ortak fikirle hareket eden bir grubuz. Bir başkanımız var, kurucu başkanımız var. Başkanımız, başkan yardımcılarımız var, çeşitli konulardan sorumlu. Yol kaptanımız var, disiplin başkanımız var, Ar-Ge sorumlumuz var, koçumuz var. Bunlar şeyi oluşturan, yönetimi oluşturan arkadaşlar. Her birinin de üstlendiği ciddi şeyler var, sorumluluklar var. Bu kendilerine yüklenen sorumlulukları, tüzükle yüklenen sorumlulukları yerine getiriyorlar. Bütün ekibi yönlendirme ve takip konusu, geliştirme konusu onların üzerinde. Diğer üyeler olarak da bizler de onların tabii ki daima yanındayız. İstekleri, yönlendirmeleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Ki Melis Hanım, siz co-pilot olarak yönetimde bulunuyorsunuz. Hem görev tanımızdan hem de bir kadın olarak motor grubunun içerisinde olmak nasıl bir duygu? Size gibi ne gibi tecrübeler kazandırdı ya da ne gibi izler bıraktı? Bunlardan izleyicilerimize bahsederseniz seviniriz. Aslında Sivas gibi bir yerde özellikle, genel olarak Türkiye'de de böyle ama özellikle Sivas'ta çok fazla kadın sürücü yok. Onun dışında co-pilot artçı demek aslında. Sürücüyü en rahat bir şekilde yolculuk etmesini sağlayan, yardımcı olan, işte arkasında birlikte seyahat eden kişiye deniyor co-pilot. Ben bir yöneticiler, kuruculardan birine co-pilotuyum şu anda ama ilerleyen zamanlarda kendi motorumu sürdüğümde ya da başka bir kadın üyemiz olduğunda, o kendi motorunu sürdüğünde bu kadın arkadaş da Zada Motor Kulübü'ne üye diyebilecekleri için ben çok mutluyum. Çünkü başka motosiklet kulüplerinde dediğim gibi kadın üye yok. Yani kadın sürücüler olsa bile kadın üyeler yok. Kadın co-pilotlar olsa bile üye değiller. O yüzden dediğim gibi mutluyum. Heyecanlısınız. Evet, heyecanlıyım. Başarılarınız daim olsun diyelim. Hocam şimdi kulüp üyeleriniz aslında farklı profillerden oluşan kişilerden oluşuyor. Farklı profiller taşıyan, işte akademisyen olarak siz varsınız ya da farklı meslek gruplarından kulüp üyeleri var. Güzel de bir yönetim organizasyonu şeması var. Bu farklı profildeki insanların bir araya gelmesi, buluşması aslında çoğu zaman sorun teşkil edebilecek gibi gözüküyor ama sizin kulübünüzde her şey gayet disiplinli, işbirliği içerisinde ve herkesin yüksek özverisiyle devam ediyor. Bu yönetim şemasının çalışma prensipleri hakkında da izleyicilerimizi bilgilendirirseniz. Maşallah diye nazar değmesin. İnşallah. İnşallah başladığı gibi gider. Bu anlamda gerçekten konuya bakışımız, ortak bir paydayı paylaşıyor olmak çok keyifli. Çok farklı yaş şeylerindeyiz, gruplarından. Siz en yaşlı üyesisiniz sanırım. Ben en yaşlı üyeyim, en büyükleriyim. Çok gençlerimiz var. Melisa Hanım en gencimiz sanıyorum, öyle olmalı. Bu güzel bir şey, çok güzel bir şey. Farklılık bir zenginlik aslında. Bu bir uyumsuzluk değil ama herkes kendi çağının, kendi deneyiminin, kendi dünyaya bakışının birikimleriyle bu şeye katkıda bulunuyor. Bizde hiç şey yok mesela. Tabii ki saygı daima şeydir, esastır ama herkes dinlenir, herkes söyleyeceğini söyler. Tamamen demokratik bir ortamdır. Biz bu çeşitliliği bir şeye çevirmeye zenginliğe ve faydaya çevirmeye çalıştık. Aynı şeylere inanan insanlar, ortak ülkeleri olan insanlar gerçekten başarabilir, biliyorlardı. Yani sizin kulübünüzde de bu durumu gayet açık bir şekilde görüyoruz. Motor sürmenin incelikleri ya da trafikteki güvenliği, hassas noktaları nelerdir? Bunlarla ilgili izleyenlerimize neler söylemek istersiniz?
Yani gerçekten tehlikeli midir? Yoksa bireysel hatalardan kaynaklanan tehlikeler mi ortaya çıkıyor? Yoksa motorun kendisi mi tehlikeli? Motorun kendisi kesinlikle tehlikeli değil bence. Ben daha çok acemi bir sürücüyüm açıkçası. Ama tehlike tamamen bireyde bitiyor. Yani bir sürücü ne kadar dikkatli olursa, ne kadar trafik kurallarına uyarsa, ne kadar ekipmanlı gezerse, hem kendini hem çevresini düşünürse tehlike o kadar azalır. Tabii ki her yerde risk var. Tabii. Arabada da var, yayada da var. Hiç fark etmeksizin her yerde bir risk var trafik açısından. Fakat dediğim gibi bireyde bitiyor tamamen. Ben çok fazla motor sürmüş bir insan değilim. Ama sürdüğüm kadarıyla hep her şeyi çok ince düşünerek, şunu şöyle yaparsam şöyle olur diyerek... Bütün detayları sanırım aynen öyle. Düşünmeye yani bir sonraki adımı düşünerek sürekli adım atarsanız, yani ayağınızı pedala koyduğunuzda, elinizi gidona koyduğunuzda hep bir sonraki ileride, bir sonraki metrede ne olacağını düşünerek giderseniz, ki öyle olmalı diye düşünüyorum. Bunun sonucunda hiç risk alacağını düşünmüyorum. Yani en aza indirilir risk. Tabii. Ne kadar minimize edilirse o kadar güvenli. Evet. Hocam şimdi Melis Hanım'ın söylediği şeylere paralel olarak güvenlik açısından ekipmanların öneminden bahsetti Melis Hanım. Bir motor sürücüsünün kullandığı ekipmanlar nelerdir? Olmazsa olmaz ekipmanlar nelerdir? Nelerin zorunlu bir şekilde olması gerekiyor? Evet. Şimdi tabii motor kullanan arkadaşlar ya da motora yakın olan arkadaşlar bunları çok iyi biliyorlar. Ama şunu tabii ki başta almak gerekir. Biz gerçekten ekipman olmadan kısa mesafeler bile olsa asla yapmıyoruz. O motorun üzerine çıkmıyoruz, oturmuyoruz. Bir kere kasksız asla çıkmamak gerekiyor. Şehirde dolaştığımız zaman, çeşitli yerlerde dolaştığımız zaman kask giymeyen arkadaşlar görüyoruz, üzülüyoruz biz. Güçlü bir montunuzun olması gerekiyor. Belki onun altında koruyucuları olan bir pantolonumuzun olması şart. Uzun boğazlı, yüksek boğazlı bir botun ya da ayakkabının olması gerekiyor. Bunlar olmadan yola çıkmak gerçekten her türlü sıkıntıya ve soruna dahil çıkarmak demek. Sadece bir araçla kazaya karışmanız ya da kaza olması ihtimali yok. Motorunuzu durduğunuz yerde de devirebilirsiniz. Evet, bireysel olarak. Olaylar vardı. Benim yaşadığım bir iki olay var. Deneyimdir bunları. Ağır bir motor kullanıyorsanız eğer bir an dengeniz kaybolabiliyor. Ve o motor 300-400 kiloluk ağırlığıyla ayağınızın, topuğunuzun üzerine düşebiliyor. Çok şükür bir şey olmadı. Olmamasının nedeni de güçlü bir giyiyor olmak. Biz genellikle kendi içimizde tabii öyle bir sorun olmaz ama etrafımızdan geçen ya da çeşitli nedenlerle sürüşüne şahit olduğumuz ekipmanı olmayan arkadaşlarımıza tatlı bir dille, lisan-ı münasiple uyarmaya da çalışıyoruz. Dileğimiz o ki bütün arkadaşlar hiç zarar görmeden evlerinden çıktıkları gibi aynı sağlıkla evlerine dönsünler. Hocam programımızın sonuna geldik yavaş yavaş. Evet. Ben son olarak sadece aslında sorayım. Motor sürücülerinin değil de tabii trafikte bulunan hem yayaların hem de diğer taşıtları, araçları kullanan insanların da trafik güvenliğine önem ve özen göstermesi gerekiyor. Aslında haberlerde ya da gündemde sıkça görüyoruz trafikteki hatalı, kusurlu sürücülerin özellikle motor sürücülerine ciddi anlamda tehlike yarattığını. Bununla ilgili bu trafik bilgisiyle ilgili neler söylemek istersiniz son olarak? Şimdi bu aslında karşılıklı bir sorun olduğunu düşünüyorum. Sadece motor kullanıcılarına karşı yapılan hatalarla birlikte motor kullanan arkadaşların yaptıkları şeyler de var, hatalar da var. Evet. Önceki şunu kabul etmek gerekiyor. Bütün o insanlık tarihi içerisinde bu şeyler, aletler ve araçlar çok yeni aslında. Yani sanayi devriminden sonra ortaya çıkan şeyler, motosiklet, araç, araba vesaire. Biz bunları hep birlikte kullanmaya aslında kullanmayı öğrenmeye çalışıyoruz.
Bunu şöyle görmek gerekiyor. Motorun bir kere olanaklarının arabanın olanaklarından çok farklı olduğunu herkesin bir kabul etmesi gerekiyor. Sürücü arkadaşların motor gördüklerinde onun yolunu kapatmak yerine onun yolunu açıp bir an önce o kalabalıktan kurtulmasına yol açmaları gerekiyor. Böyle bir anlayış bekliyoruz. Çünkü motor kullanan kişinin kaportası kendisi. Evet. Küçük bir darbe bile onun çok büyük şeyler yaşamasına neden olabilir. Problemler yaşamasına neden olabilir. Bunları karşılıklı anlayışla çözmemiz ve halletmemiz gerekiyor. Buradan mesela şeye seslenmek istiyorum ben. Sürücü kursları var. Evet. Sürücü kurslarında vatandaşlarımıza işte araç kullanma yeteneği kazandırılmaya çalışılıyor. Biraz trafiği paylaşan diğer kişilerin, yayaların, motosikletlerin onlar hakkında da bilgi verilmesi sağlanmalı diye düşünüyorum. Bir aracı benimle motor kullanan bir kişiyle bir yarışa kalkışması, onu sıkıştırmaya çalışması, bu tür şey davranışlardan, çiğ ve sığ davranışlardan artık biraz uzaklaşmak gerekiyor. Araç güvenliği sağlığıyla motor kullanan kişinin güvenliği sağlığı arasında gerçekten çok büyük şeyler var, farklılıklar var. Birbirimize karşı eğer anlayışlı ve davranmazsak bu konularda sıkıntılar yaşarız, üzülürüz. Tabii. Bunlar çok spontane gelişiyor belki. Kimse kötü değil, kimsenin kötü olduğunu düşünmüyoruz ama bir anda işte insan o aletlerin içerisine girdiği zaman, aracın içerisine oturduğunda birden canavarlaşabiliyor. Kendimiz biraz daha kontrol etmeyi öğrenmeliyiz ve o trafik akışında yan yana olduğumuzu unutmamalıyız. Tabii herkesin birbirine sanırım saygı duyması gerekiyor. Çok güzel olur. Tabii. Yani çok güzel olur. Biz halk olarak hep şey söylüyorum ben, duygusal kişileriz, vicdan sahibi insanlarız. Ama bir araca bindiğimizde o şeyin içerisinde canavara dönüşmenin bir şeyi yok, bir halim yok. Karşılıklı anlayışla götürelim bu işi. Hocam geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz değerli bilgiler için de ayrıca teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Siz değer verdiniz. Biz de çok teşekkür ederiz. Mesut Hanım, size de geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sizin izleyicilerimize son olarak söyleyeceğiniz bir şeyler var mıdır? Onları da alıp programımızı kapatalım. Ben son olarak kadın seyircilerimize seslenmek istiyorum. Kadın arkadaşlarımıza. Motor konusunda onları cesaretlendirmek istiyoruz. Daha çok teşvik istiyoruz. Yani kadın sürücüleri daha çok yollarda görmek istiyoruz. Başka söyleyeceğim bir şey yoktur. Teşekkür ederim. Tekrardan teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Değerli Erdal Hocam ve Melisa Hanım, Zada Motor Kulübü'nün hedeflerinden, amaçlarından bahsettiler. Yepyeni konu ve konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. İyi günler dileriz.